Merhaba, ben diyetisyen Müşra Nur Ceylan. Bugün sizlere diyet döneminde bölgesel olarak nasıl incelebiliriz bunlardan bahsedeceğim. Genelde danışanlarımdan ve çevremden duyduğum yorumlar aslında hep aynı oluyor. Fazla kilom yok ama basenimde, göbeğimde ya da işte vücudun çeşitli diğer yerlerinde fazla yağlanmam var hocam. İşte basenim, göbeğim çok fazla gibi cümleler duyuyorum. Şimdi biz bu durumlarda özellikle diyet listelerimizde bölgesel incelme, bölgesel yağ kayıpları üzerine odaklanmaya çalışıyoruz. Bilim dünyası önceden geçtiğimiz yıllarda bölgesel olarak diyet listeleriyle incelmenin mümkün olmadığını savunuyordu. Ama şu anda diyoruz ki bölgesel olarak incelmek diyet listeleriyle mümkün ve bizler bunu bazı öğünlerimizde bazı besin bileşimlerini vererek yapabiliriz. Şimdi öncelikle bölgesel incelme kesinlikle yağdan kayıplarla sağlanabilir. Yağdan kaybettiğimiz sürece bölgesel olarak da incelmiş oluyoruz. Ben danışanlarıma her zaman şunu söylüyorum. Aynaya baktığınızda neresi size fazla geliyorsa, neresi fazla görünüyorsa işte yağ fazlalığı oradadır. Diyelim ki aynaya baktığımızda göbeğimiz fazla ya da basenlerimiz fazla. Yağ fazlalığı işte en fazla o kısımdadır. Peki biz buradan nasıl kayıp sağlayabiliriz? Şimdi öncelikle zaten doğru bir diyet listesi yazılırsa kesinlikle danışan sorunlu olduğu bölgeden kilo vermiş oluyor. Eğer önce siz yüzden ya da belden kilo veriyorsanız bu kesinlikle yanlış bir diyet listesinin uygulandığını gösterir. Çünkü yüz ve bel en başta giden bölgelerdir ve genelde kas ya da su kayıplarıyla birlikte direkt orada bir küçülme görülür. Danışanlarımızdan en çok duyduğumuz cümlelerden bir tanesi de hocam yüzüm çok küçüldü, yüzüm çöktü gibi cümleler. İşte burada yanlış bir diyetle ilerlendiğini gösteriyor. Doğru diyet listesinde yağ kaybı zordur ama imkansız değildir. Bölgesel olarak incelebileceğimiz, bölgesel olarak nasıl incelebiliriz kısmına gelirsek de öncelikle burada ikindi ara öğünü, yani saat 4-5 aralığı bizim için çok önemli. O aralıkta ne yediğimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin İslam dünyasında 4-5 aralığında kesinlikle uyunmamalı. Bunun bir nedeni var. Hormonlarımız çok aktif çalışıyor. Ve hormonlar aktif çalıştığı için biz burada ne yersek olduğu gibi hormon oranı kullanarak bize yağ olarak, kilo olarak çeviriyor. Burada ne yediğimize çok dikkat edeceğiz. Örneğin biz acıktık, akşam yemeğini erkene çektik, saat 4-5 aralığında yedik. Ya da burada çok acıktık, şekerimiz düştü, gittik bir çikolata yedik, kek yedik. Bunlar direkt bizde bölgesel olarak sorun neredeyse orada yağlanmaya neden oluyor. Bu aralıkta eğer doğru besinleri tüketirsek, örneğin bir bitki çayı yanına kuru yemiş, çiğ badem, fındık ya da hurma kayısı gibi kuru meyveler ya da yarım çay bardağı leblebi ya da bir kapalı avuç kuru üzüm tüketirsek işte bunlar bu besin etkileşimleri bizde incelme sağlayabilir. Ya da burada genelde süt ve süt ürünleri ya da meyve türevlerini de tercih edebiliriz. Yani kısacası ikindi ara öğününde protein ve karbonhidrat birlikte tüketirsek bölgesel olarak incelebiliriz. Yine aynı şekilde spor yaparken mutlaka bölgesel olarak sorun neredeyse o kısma odaklanılmasını istiyorum. Kardiyo hareketleri, pilates hareketleri bunlar biraz daha kas güçlendiren sporlar ama yürüyüş gibi ya da aletsiz fitness gibi aletsiz yaptığımız sporlar biraz daha yağ yakımına yönelik sporlar. Bunlara yönelilmesini istiyorum. Özellikle kahvaltılarda dereotu, nane gibi yeşilliklerin bolca tüketilmesini istiyorum. Akşam yemeklerinde de özellikle sebze ve yanına işte et, tavuk türleri, proteini bolca almamızı istiyorum. Tabii ki suyu da bol tüketilmesi lazım. Onun dışında bazı bölgesel yağ yakıcı bitki çaylarımız var. Beyaz çay gibi. Bu çaylarına diyetlere mutlaka eklenmesini istiyorum. Onun dışında tabii ki bölgesel incelme cihazları da şu anda günümüzde mevcut. Ama bu cihazların kesinlikle kaliteli ve faydalı olanlarına danışanların araştırarak gitmesini öneriyorum. Ama bu cihazlardan önce diyetle artı bu cihazları da takviye olarak bölgesel incelme noktasında kullanabiliriz.